Herkese merhaba, ben Göhmök ve Medieval Minecraft serimize yeni bir videoyla devam ediyoruz. Biraz bir yerleri gezdim, tozdum, azıcık gördünüz siz de. Tabii çok detaylı girmedim çünkü onları at vesaire bulduktan sonra biraz daha beraber gezelim istiyorum açıkçası. Bu modpack'in olayı biraz ortalığı gezmek zaten düşündüğümüzde. Bir de kendimize burada bir yer bulduk tabii, bir dağ kenarı böyle görmüş olduğunuz üzere. Burada biraz takılacağız. Çünkü muhtemelen şöyle haritaya da baktığımda çökeceğim nokta burası olacak. Şu karşıda gördüğünüz dağın alt tarafı olacak. Dolayısıyla yatağımdan kalkar mısın? Kalk yatağımdan. Git buradan. Lan. Daha gece olmamış. Bu salak niye uyumaya çalışıyor? Babam bir kalk be. Ha? Her neyse bu dağın içinde değilip biz burada takılacağız bundan sonra. Zaten eşyalarımı da az buçuk buraya getirdim. Kalk ulan yatağından. Kalk. Valla vuracağım, bir tane de golem çağıracaksın. Bu daha ufaktan çökeceğiz. Dolayısıyla bugün biraz at arayalım. Şuraya ufak bir farm yapalım gibi planlarım var. Yani burada çok farm yapmamızı sağlayacak öyle modlar vesaire var mı bilmiyorum. Daha çok burada item üzerine ve dekorasyon üzerine şeyler var ama herhalde önce bir normal farmla başlarız. Daha sonra yapabildiğimiz bir farm çeşidi vesaire varsa, bu arada çok fazla çeşit item var. Yani bunlara da bir bakmak istiyorum. Bir de bugün ufak bir problemimiz var. Su problemi gibi bir sıkıntımız var. Hala gece olmadı mı? Şu köylüyü vallahi döverek uzaklaştıracağım buradan. O su problemini de bugün çözeceğiz. O yüzden köylerden birinden gidip şey çalmanız gerekiyor en başta. Blaze Rod elde edemeyeceğimiz için kendisini biz craftlamak, bizim craftlamamız için Brewing Stand çalmanız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yerleştirelim. Aksi takdirde susuzluk da bildiğim kadarıyla hasar veriyor. Hala gece olmadı mı ya? Saat kaç acaba oyunda? Mob çıkmadan uyumak istiyorum ama. Heh, tamam, şöyle uyuyalım. Aynen. İnatla yatağıma yatmaya çalışan köylüyü de ileride muhtemelen buradan süreceğiz. Şimdi su ile ilgili şöyle iki tane şeyi koydum. Brewing Stand'ı buradan kaldırabiliriz artık. İki çeşit su şişesi var. Biri normal water bottle, biri purified water bottle. Şimdi bunda 4 yazıyor. Ya muhtemelen debuff veriyordur ya hiç içemiyoruzdur. İkisinden biridir. Çok emin değilim. Bunu nasıl yaptığımızı da hepimiz biliyoruz zaten. Normal boş şişeyi de sağ tıkladığımızda suya. Umarım burada da hala aynıdır. Sağ tıkladığımızda onu dolduruyor. Ama kirli suyla dolduruyor. Dolayısıyla bizim bunu purify etmemiz gerekiyor. Onu da nasıl yapıyoruz? Burada gördüğünüz üzere kelp bulmamız lazım ve water bottle bulmamız gerekiyor. Daha en başta survival'lardayız. Siz hesaba katın yani modpack'in ne kadar şey olduğunu. Bazı şeyleri ciddiye aldı. Şimdi kelp bulmak için şuralara vesaire gitsem iyi olur gibi. Şayet buradakileri muhtemelen nehirden sayıp kelp falan çıkarmayacaktır benim önüme. Dolayısıyla bir terk edelim bakalım. Ata da denk gelmedim. O kadar yer gezdik. Şurada daha önce gezdiğim hatta kısaca gösterdiğim kulelerden bir tanesi daha var. Muhtemelen loot için oraya yine gideriz. Bu arada yüzemediğim için sandal da inatla hala yapmadım. Hala bazı yerlere zor gidiyoruz. Böyle koşmamız gerekiyor. Ama siz üşenmezseniz sandalı yapın bu arada. Mutlaka. Yüzmeye çalıştığımızda biz direkt batıyoruz. Dwarf olduğumuz için. Hatta kelpi muhtemelen kendimiz de yetiştirmeye başlarız. Çünkü bu water balloon oyun sonuna kadar sürekli surette bize lazım olacak. O kesin bir şey oldu artık. Şurada da daha önce denk geldiğim adalardan birine benzeyen bir ada var sanırım. Onu da size kısaca gösterdim. Hatta videoyu çekerken yanlışlıkla ucunu hesaba katamadığım için aşağı düşüp öldüm. Öldüğüm kısmı tabii ki de koymadım videoya. Oralarda da bir çeşit metal loot'u var. Yani çok detaylı hatırlamıyorum adını ama Heavenly miydi? Öyle bir metal loot'u olması lazım. Muhtemelen onlardan güzel itemlar craftlayabiliyoruzdur. Veya alaşıma katabiliyoruzdur diye düşünüyorum. İlerleyelim bakalım. Bu arada henüz bir chunk loader olmadığı için 1.18.1'in fabrik versiyonunu diyeyim. Server'ı şu an paylaşıma açamıyorum. Normalde 2-3 kişiyi yanıma almayı düşünüyordum aslında bu modpack'ten ama burada bir mezar mı varmış? Aynen, burası bir mezarmış. Bu Soul Lantern'ı daha sonra mı alsak? Şimdi de alabiliriz. Buraya getirmeyi düşünüyordum ama şimdi birincisi DOS atmayacak. DOS, DDoS saldırısı yapmayacak insanlar lazım. İkincisi
Ben yokken lootlarımı çalmayacak, chestlerimi çalmayacak adamlar lazım. Dolayısıyla bu ikisini bir arada denk getirmek biraz zor olabileceği için şimdilik server'ı kimseyle paylaşımı açmıyorum. Şuradan bir oksijenimizi yenileyelim. Bu suyun altından gideceğiz o tarafa. Bunlar seagrass değil mi? Keltler neye benziyordu ya? Özellikle bu bir çeşit şeyler olduğu için bu şey dediğim modpack'te keltlerin neye... Evet, mesela şu an sudan hasar almaya başladık bile gördüğünüz gibi. Keltlerin neye benzediğinden çok emin değilim burada. Durduk yere ölmesek bari. Bunlar neymiş böyle upuzun? Ripley. Peki. Belki başka bir yerde lazım olur, aklımızda bulunsun neye benzedikleri. Babacım şu direkt nehirlerden kafanı dayasan da içsen şu suları da bizi uğraştırmasan bir keşke. Bu şişesini bile craftlamamız gerekiyor burada. Bakalım şey bulabilecek miyiz kelp? Evet, bir miktar kelp toplayabildik ama hayatımdaki en zor tecrübemdi diyebilirim. Biraz da boğulduk hatta, çünkü dibe batıyoruz direkt hani. Ya tekne yapıp geleceksiniz, dibe battıktan sonra hemen kaçıp tekrar gidip kelpleri toplayacaksınız. Çünkü kelpler bir de yüzü, suyun yüzüne çıkıyor. Alttan girebildiğimiz için. Ya da bayağı en düşük seviyeye kadar inip oradaki kelpleri zıplayarak almamız lazım. Dolayısıyla umarım ölmeden gidebiliriz. İyi haber. Şöyle bir noktayla karşılaştım. Susuzluk sizi yarı cana kadar getiriyor. Yani az önce onu bir ufak bir gördüm. Dibine kadar öldürmüyor sizi. Kötü haber, dwarfların boyu kısa olduğu için bir blokluk suda bile boğulabiliyoruz. Dolayısıyla sanırım ilk şey olarak, ilk ırk olarak dwarflar çok da mantıklı değilmiş modpack'in başlangıcında ama olsun. Tipimiz çok güzel. Evet, kelplerimizi aldık geldik. Şimdi ufak çaplı bir kelp farm yapmak istiyorum aslında. Bunun için tek sıkıntılı kaynağımız, Overworld'de kolayını bulamayacağımız Nether Quartz. Ama bunu da nereden bulduk arkadaşlar? Bunu da daha önce, nereden bulduk yaprağım derseniz, bunu daha önce çıktığımız bir ada vardı. Hani içinde Heavenly Plates vesaire olan dediğim. Onların içinde chestlerden bir iki tane çıkıyor. Dolayısıyla 3 tane var elimde şu anda. Bir de Heavenly Tea diye bir şey çıktı fakat ne işe yaradı hakkında hiçbir fikrim yok. İçebiliyor muyuz bunu? Ne verdi? Heavenly Tea diye bir şey verdi. Heavenly Cup'a dönüştü daha sonra bu. Peki bundan ne yapabiliyoruz? Aa, tekrar Heavenly Tea yapabiliyoruz. Heavenly Plate kullanarak yine aynı şekilde o gökyüzündeki chestlerden birinin içinden çıkar. Peki bundan başka bir şey yapabiliyor muyuz? Petals. Aa, bu metal değil lan. Bu baya şey, çiçek yaprağı bu. Petal diyormuş. Peki. Normal çaymış bu. Peki bundan acaba daha fazla yapabilmemiz için bir şeyimiz var mı? Heavenly yazarsak. Heavenly Flower kesin orada vardı. Ben almadım onu. Neyse, daha sonra yine oraya çıkarız. Her seferinde gerçi 80 blokluk şey dikmemiz gerekiyor ama besinin güzelliğini hesaba katarsak onu yapmamız şart. Şimdi kelp farmı nasıl yapacağız? Şimdilik daha henüz burayı delmeye başlamıyorum. Bunu yine bir muhtemelen bölümün başında, bir sonraki bölümün başında belki de ufaktan hızlıca geçeriz. İlk modpack'lerde yaptığımız gibi hızlıca bir hani videoyu hızlandırıp delerim. Ufaktan yerleşmeye başlarım. Dolayısıyla kelp farmı da şimdilik buraya yapacağım. Bunun için bana sand de lazım. Çünkü dışarı tarafını en azından kumdan yapma, işte camdan yapmak istiyorum. Zaten water bottle için de sand lazımdı. Keşke gelirken toplasaydım. Onlar sand değil. Şurası sand mi? Hiç sanmıyorum. Şu tarafa doğru bir ilerlememiz gerekiyor sanırım. Geldim ve bir şey fark ettim. Orası da sentmiş. Burası da sentmiş. Biraz tekstürler değişmiş sadece. Buradan şimdi temizinden biz bir... Tabii ara sıra hasar aldığımız için kıramıyoruz bazen ama. Muhtemelen water bottle'lar içtikçe kullanılmıyor. O yüzden aslında onlardan 30 tane yapsak yeter gibi. Dolayısıyla buradan temizinden bir 30 tane sen lazım. Aynı şekilde kelp farmımı 3 tane Nether Quartz'ım olduğu için 3 genişliğinde yapacağım. Dolayısıyla kaç yüksekliğinde yapsak? 3 3 3 9. Aynen. Yani bir stack toplasak yeter gibi. Fazlasına gerek yokmuş şu an, onu düşündüm bir. Nasıl yapacağız? Klasik vanilya kelp farmı yapacağım bu arada. Çünkü Medieval Minecraft'ın içinde ne var ne yok çok da bilmiyorum. Ama şu an elimde olan kaynaklarla muhtemelen zaten ekstra bir şey varsa bile yapamayacağım. Dolayısıyla biz
elimizdeki imkanlarla bir şey yapalım. Birazcık vanilya şeyiyle başlayalım. Vanilya kelp farmıyla başlayalım. Geldikten sonra bunları şimdi eritmemiz gerekiyor. Nerede furnace'larımız? Onları da buraya getirmiştim. Aynı şekilde kömürlerimiz de. Boyum o kadar kısa ki şu an yani. Her şey ekstra zor ve ekstra büyük gözüküyor. 3, 4, 5, 6, 7. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle kömürlerimizi hızlıca dağıtalım. Deyip aşırı yavaş dağıtmam peki. Bunları da hemenden şey yapmaya başlayalım. Şimdi bu taraf için de zaten normalde Blaze Rod gösteriyor. Blaze Powder gösteriyor falan filan ama bildiğim kadarıyla kömür veya ne bileyim tahta veya stick yanabilen her şey bu Brewing Stand'de işe yarıyor. Öyle olması gerekiyor en azından. O yüzden şu 7 tane kömürü şuraya atmakla bir başlayalım zaten. Hayır ya, gerçekten sadece Blaze Powder mı oluyor? O zaman End'e gitmeden ben nasıl su elde edeceğim? Nether'a gitmeden. Demon Horn veya şey. Gerçekten Blaze Powder dışında bir şey koyamıyor muyuz buraya ya? Tabi Forge modpack'i olmadığı için ufak tefek böyle şeyler olmasını bekliyordum ama. Ya ben Blaze Powder'ı nereden bulacağım babacığım bu kadar erkenden? Peki pis su içebiliyor muyuz? Onu bir test ederiz. Bakacağız. Şunları bir toplayalım şöyle. Ufaktan da XP kazanalım. Crafting table'ımı henüz ortaya koymamışım sanırım. Şöyle bir yerleştirelim bakalım. 1, 2, 3. Hop. Şimdi deneyeceğiz. İçebiliyorum ama ne verdi? Ekstra thirst debuff'ı verdi bana. O zaman biraz da sanırım kasıtlı bir şeymiş bu. Saçma olmuş. Peki debuff stackleniyor mu? Stacklenmiyor. Güzel. Fullledikten sonra yani iki kalp kesinlikle kaybedeceğiz. Ama bir süre bizi idare edecek mantığı sanırım. En azından Blaze Rod şey yapana kadar. Onun için bir de Blaze Farm'ı yapmamız lazım gerçi. Düşündüğümüzde. İşler biraz beklediğimin dışında gerçekleşti. Biz yine de kelp farmımızı yapalım. O kadar başladık. Bunları toplamaya. Şimdi bana birkaç tane observer lazım. 3 tane de piston lazım. Dolayısıyla biraz tahtada. Bu arada bu chestler maalesef buglı. Böyle açık kalıyor. Muhtemelen bir sonraki versiyonda vesaire bunları çözerler diye umuyorum. Biraz cobblestone alacağız. Piston için başka bir şey lazım mı? Redstone dust tabii ki. Onlar da var ama elimizde. Yeterince maden kazmaktan kalan. 3 piston, 3 observer yapmamız gerekiyor. Ne eksik? Iron ingotlarımız eksik. Onları da alalım. Bütün chestler açık kaldı. Sattık diyece kapanıyor bir de. Komik olan taraf da o yani. Reyya not on the... Ciddi misin sen ya? Bazı şeylerin fabrik olması böyle ufak tefek sorunlar çıkartabiliyor sanırım bize. Kalanı neydi? 1, 2, 3. Tamam. En azından şu kısmı hallettik. Şimdi niye oldu o zaman? 1, 2, 3. Tamam. Şimdi observerların bize bakması gerekiyor. Pistonların da observerların tabii baktığı yere bakması gerekiyor. Bariz şekilde. Bunu nerede yapsak? Nerede yapsak? Şunu şu adamın evinin duvarına dayasak mı acaba? Torçları buradan önce bir sökmemiz gerekecek ama onu yapacaksak. Ne yapalım? Şöyle yerleştirelim. Kelp. Piston. Observer. Kelp, piston, observer. Kelp, piston, observer. Hopper, chest. Aynı. Mantık bu. O zaman ufaktan yerleştirmeye başlayalım. Hatta gece olduysa... Ya babam bir kalk şu yataktan ya. Bir kalk ya. Ne bu? Saçım Thibodeau the Hunter. Ne veriyorsun? Emerald'a, 5 Emerald'a karşı 2 slime boss, sağ ol ya. Çok gönlü bolmuşsun gerçekten. Evet, bir an klavyem bozuldu zannettim. Her neyse. Burada Yunus'un ne işi var abi? Buraya Yunus nereden gelmiş olabilir? Ben şu an bunu sorguluyorum. Her neyse. Ne yapıyordum ben ya? Ha, pistonları vesaire hallediyordum.
Sonra klavye çalışmayı bıraktı kısa süreliğine. Kafam karıştı. Şimdi Observer. Piston. Piston bana bakacak. Piston bana bakacak. Bana bakacak. Observer'la şimdi bir tık sıkıntı olabilir. Bakalım olacak mı? Oldu tabii ki. Bana bakmıyor asla. Çok alakasız bir tarafa bakıyor. Bunu nasıl halledeceğiz? Bunu sanırım şöyle halledeceğiz. Şöyle bir deneyelim. Sanırım bu sefer doğru yere baktık bu arada. Yo. O zaman şöyle mi halledeceğiz? Bu Observer'ın suratı nerede? Enteresan. Bu taraftan baktığımızda böyle bakacaksa bu tarafa koyduğumuzda aslında bana bakması lazım normal şartlarda. O ne be? Allah belanı vermesin. Aklım gitti. Hacım kusura bakma, senin evini biraz yıkıyorum ama herhalde alınmazsın bana ya. Şöyle hop düşmeden. Tamam. Senin evine bir şey taşmaz zaten, merak etme. Ağlasan da umurumda değil yani. Aynen, 3 Observer'ımız da doğru tarafa bakıyor şu anda. Daha sonra bir de şuralara. Güzel. Bunun altına ne koyuyorduk? Altına bir şey koymamıza gerek yoktu sanırım. Altına normal kabustonla da kapatabiliriz. Daha sonra tabii ki buradan su taşmasın diye şöyle bir ekstra duvar. Aynen. Burayı sen de kapatmamız lazım. Şuradan biraz su akıtacağız aşağıya. Ya senin babaanneni kovalayayım. Her neyse. Yine aynı şekilde buraya bir sıra duvar daha. Burayı camla kaplayacağım çünkü. Burayı aynayla mı kapatsak? Şeyle mi kapatsak? Bence orayı da camla kapatalım. İyice görebilelim yani açıkçası. Derdim o. Umarım redstone bağlantısını direkt yapar. Yoksa arka taraftan bir redstone bağlantısı yapmam gerekebilir. Üst tarafı direkt kabustonla kaplayacağız. Aynen. Brewing Stand'de neden kömür kullanamıyoruz? Neden sadece blaze powder yani? Pot yapmaya çalışmıyorum ki. Temiz su yapmaya çalışıyorum yani. Bunu böyle bir şeyin arkasına saklamaları tatsız olmuş. İlla blaze powder diyor. Su için bile. Her neyse. Burayı camla kapatacağız. Tabii ondan önce sanırım kelp için buraya sent koymam lazım. Çünkü kelpin 4'te çalışacağını hiç zannetmiyorum. Evet, geldik buraya. Daha sonra kelplerimizi de getirip şey yapalım. Nerede? 1, 2, 3. İyi. Bir tane de fazladan elimize kaldı. Bunları tabii buraya ekmem için öncelikle buraya su akıtmamız gerekiyor. Ondan önce de ne yapacağız? Burayı camla kaplayalım ki su dışarı taşmasın. Nerede mi? O kadar özenip bezenip şey yaptığım glasslar. Burada. Şekil itibariyle biraz farklı oldukları için tam olarak idrak edemiyorum bazen. Biraz da gelip bir de bucket yapmam gerekecek sanırım. Cooking pot'a çevirdi. Normal bucket böyleymiş. Okey. Nasıl yapsak? Önce buradan olsun. Alt tarafı komple su yapmamız gerekiyor, değil mi? Öyle yaparız o zaman. Akan suyu şey yapmıyor, kelp tanımıyor. Dolayısıyla komple böyle su yapmamız gerekiyor. Daha sonra burayı da ikinci sıra camla kapatalım. Burayı da yapalım. Aynı şekilde. Şöyle pol item alalım diye bir seviye daha arttırdık. Çünkü karakterimizin boyu kısa. Evet. İki de tamam. Normalde şu tarafı açık yapmam gerekiyordu. Onu şu an hallederiz. Onluk bir sıkıntı çok yok. Çünkü yukarı tarafa atacak şeyi. Ve hopper'ın içinden ben bir chest'e aktarmasını isteyeceğim en son. Dolayısıyla. Peki sonra akan suyu tanır mı acaba?
Şura şöyle kalsa. Kesinlikle şu en üst tarafa su koyacağız. O bir banko. Aksi takdirde uzamayacak çünkü. Aynen. Su dışarı taşmadığı sürece şu an benim için sıkıntı yok. Hopper'ı nereye yerleştirsek acaba? Evet, Hopper'ı... Hop. Biri mi düştü? Tamam, herkes yaşıyormuş. Şurayı da bir açalım bakalım. Hopper'ı buraya yerleştireceğim. Dolayısıyla bir blok sağ tarafa uzattık. Aslında ekstra şey de yok düşündüğümüzde. Şurayı tabii kapatmam gerekiyor. Aksi takdirde beni iteliyor aşağı doğru. Burayı da aynı şekilde kapatıyoruz. Tabii o tarafı açmamız gerekecek. Şöyle şurayı da kapattık. Sanırım oldu gibi. Aynen. Tabii şimdi burada ekstra yapmamız gereken bir şey var. Burayı üst tarafları da komple, bu observerların üstünde komple suyla kapatacağız. Daha sonra zaten bir tek hamlemiz kalacak. Aslında iki hamle düşündüğümüzde. Çünkü arka taraflarına bir de redstone koyacağız ki observerlar pistonları aktif edebilsin. Buraya da bunu koyduktan sonra şurayı kapatıyoruz. Şimdi burayı komple su kaynağıyla doldurduk biliyorsunuz. Sadece şuradaki blok şey değil. Dolayısıyla bu observerlar buna sinyal veriyor. Pistonlar alttan kıracak. Daha sonra buradan aşağı akacak. Çünkü niye? Burası su bloğu değil. Su kaynağı değil. Dolayısıyla şu bloklardan kurtulacağız. Ve evin içinden pistonların arka tarafına geçeceğiz şimdi. O da hangi şeyde kalıyor? Bunun bir yüksekliğinde kalıyor. Şurada kalıyor. Neyse, evin içinden zaten onu görebiliriz sanırım. Redstone'larım yanımda mı? Yanımda. Açtık. Bunlar gördüğümüz gibi observer'lar. Gece olduysa ben bir uyuyayım. Durduk yere mob spawn'uyla uğraşmayalım. Kalk lan yatağımdan. Arkadaş 10 dakikadır kalkamadı herif. Sürekli benim yatağımda. Evet. Bu da ben daha sonra bunu bir blok sola da uzatırız ki evin tam arkasına otursun. Pistonlar şu hizada olması lazım. Bunlar observer olduğu için pistonlar bir alt bloğundaydı. Burayı şöyle hızlıca kıralım. Daha sonra buraya yerleştirdik. Bunları da koyduktan sonra sanırım normal şartlarda observer'ın şey yapması lazım. Tabii en üstteki kelp bloğunu şimdilik biz bir kıracağız. Aksi takdirde sonradan oluştuğu için sanırım sinyal göndermiyor. Şunu bir kıralım. Bir tane kelp gelsin şöyle. Hatta şimdilik üst tarafı komple kırabiliriz. Nasıl olsa hani burada mob da çıkmasın. Benim derdim biraz da o aslında. O yüzden kırdım da diyebilirim açıkçası. Aynen. Bir sonraki postada kelpler uzadığında anlayacağız işe yaradı mı yaramadı mı bu arada. Evet, setup bundan ibaret sanırım. En altta kelplerimiz duruyor. Tabi şimdi yapmamız gereken bir nokta var. Gördüğünüz gibi bu arada burası dediğim gibi su kaynağı olmadığı için aşağı doğru ittirdi. Buradaki kelpleri şurada duruyorlar. Şimdi oraya hopper, buraya da chest koymak istiyorum ben. Chest'i bu şekilde yatay koymak sanırım yapacağım en mantıklı iş olur. O yüzden şuraya bir gelelim. İki tane chest craftlayalım. Tabi bir de hopper. Hopper için de bir tane sanırım chest gerekiyordu. Aynen. Hala aynı resipi, aynı. Güzel. Her şey çok gerçekten bu arada kale kapısı mantığı, yani kale duvarı, kale kapısı, kale hopper'ı. Her şey o mantıkla ilerlemiş. O yüzden hoşuma da gitmedi değil açıkçası modpack'in içindeki. Sanırım resource pack'idir bu. Elimiz hazır olsun. Şöyle. Tamam, işe yaradı. Şurayı kazıyoruz. Shift sağ tık yapıyoruz. Hopper şeyin içini gösteriyor. Chest'in içini gösteriyor. Sağ tıkladık, kapattık burayı yine. Bakalım kelp uzadığında şey yapacak mı? Bunu ben de açıkçası izlemek istiyorum şimdi. Tabii bunu nasıl anlarız? Bunu şey yapalım. Random Game Rule Random Tick Speed diye bir şey var. Normalde 3 olan bir şey bu. 30'u alalım şöyle bir. Sonra da suyun içine düşelim. Ve içeride kalalım böyle. Şöyle kapat burayı. Random Tick Speed genellikle bitkilerin uzama hızlarını vesairesini etkileyen bir detay. Ama bunun üstünü kapatmazsak sanırım her seferinde çıkan kelpleri yukarıda tükürecek. Benden de sekip sonra en dibe geri düştü galiba kelp.
Bakıyoruz. Kelp yukarı çıktı. Şimdi o kelplerin öbür tarafa akması için sanırım ekstra bir hamle gerekecek. O da hangi hamle? Ben oradan aşağı aksın isteyeceğim için üst tarafa bir akan su kaynağı koymamız şart gibi. Onu da nereden yaparız? Onu şöyle yapsak. Oldu mu böyle? Buraya akmadı. Niye akmadı baba? Normalde 3 bloğa akması gerekmiyor mu? Şurayı da su kaynağına çevirelim. Normalde kelple pek işim olmadığı için şu an benim yaptığım bana da aslında yeni bir şey. Ama deneme yanılma. Bir modpack'in ilk defa bir bölümünde şeyle uğraştığına inanamıyorum yani. Böyle bir boş bir işlediğim yani uğraştığıma inanamıyorum açıkçası. Şimdi şurayı da kapatalım ki yukarı sekenler bana gelip durmasın. Chest'in içine herhangi bir kelp gitti mi? Evet, 3 tane gitmiş bile, tamam. Bekleyelim bakalım. Sağ tarafa aktaracak mı? Random tick speed arttırdıktan sonra ne kadar hızlı şekilde büyüdüğünü gördünüz burada. Hatta bunu 60 yaparsak daha bile hızlı büyür muhtemelen. Aynen. Gitti mi bu tarafa? Vakit yukarı çıkıyor. Aktı. Normalde gidecekti. Yani ben burada durmasam aşağı gidecek. Tamam. Setup'ımız çalışıyor. Dışarı tükürmesini engellemek için de şöyle bir şey yapalım. Burayı da iyice kapatalım açıkçası. Tamamdır. Kelp farmımız kaba tabiriyle hazır. 20 tane olmuş bile, birikiyor bile. Random tick speed'imizi geri normal seviyesine indirelim. Tabi şimdi bir de yemek problemimiz var. Her seferinde sağdan soldan keçi koyun vesaire bulamayız. Bu arada burada çok enteresan tipli koyunlar var. Rainbow Wool diye bir şeye denk geldi mesela. Gökkuşağı koyunu vardı. Niye böyle bir şey eklemişler çok da bilmiyorum. Enteresan bir görüntüsü var. Bu Rainbow Wool normal muhtemelen şeydir, aynen. Rainbow yatağı da yapabiliyormuşuz. Rainbow Spawn Egg sanırım onu craftlemiyoruzdur. Paint Kit diye bir şey yapabiliyormuşuz. Ama sanırım bunun için herhangi bir wool fark etmiyor. Spesifik olarak halı belki. Onun dışında bu wool'un işe yaradığı pek de bir nokta yokmuş. Decorating Your Home diye bir mod var. Ona denk geldim. Onun zaten kitabı da. Bu arada sanırım ilk Rainbow Sheep'imizi öldürdükten sonra veriyor. Muhtemelen aynen farklı bloklar var. Mesela Prismarine Chimney, bacalar var. Yine baca. Drawer dediği bayağı dolaplar falanlar filanlar, shelf'ler, trading station'lar, masalar, sandalyeler. Yani şey diyebilirim, Yüzüklerin Efendisi'ndeki tarzı bir şey yapmayı planladığım için, Moria tarzı bir şey yapmayı planladığım için içerisinde devasa yemek holları, yemek şey odaları vesaire olacak. Kralın odası vesaire olacak. Muhtemelen bu modpack daha çok tasarım üzerine ve boss fight üzerine gidecek gibi. Tabii ikinci bölümden daha boss fight'e giremiyorum. Enderman bile beni şu an tokatlayabiliyor. Ama oralara gideceğiz gibi. Bölümü bir de ufak bir geziyle kapatalım istediğim için. Çünkü sadece kelp farm vesaire olmasın diyeceğim ama gerçi onlar da ne kadar önemli su konusunda gördünüz. Boktan su içince zehirleniyoruz. Dolayısıyla böyle bir yer bulmuştum. Fakat açıkçası içeri girmeye pek yemedi diyeyim. İçeri girmek pek yemedi diyeyim. Neden yemedi? Çünkü muhtemelen burası bir mob dungeon'ı. Ve lap diye aşağı atlamak istemiyorum. O yüzden soru işaretledim. Ne olduğunu bilmediğim için. Hatta şuradaki adanın bile altında daha önce hiç görmediğim birkaç tane kertenkele yılan bozması mob var. Oraya henüz gitmiyorum. Çünkü bir şey oldu, yani kötü bir şey oldu belli. Başıma bir şey geleceği belli. Dolayısıyla buraya ineceğim. Şöyle bir ufaktan inmeye başlayalım. Tabii şu altın kaskı şimdilik çıkartıp biraz yanacağız ama. Köy mü lan burası? Aa, köy burası. Inevitable diye bir mob bu. Yani aslında Iron Golem. Aa, bura baya bir köy. Yeraltı köyü. Keşke dağlık bölge olsaydı. Kesinlikle buraya yerleşirdim. Peki ne var ne yok bu köyde? Of, güneşe çıktığım anda. Ulan vampirler bu kadar yapmıyor. Allah'ım, zombiyi hapsetmişler buraya ya. Tasarımını kim yaptı bilmiyorum ama gerçekten hoşuma gitti bu arada. Burada herhangi bir
Chest'e dair bir şey var mı? Lan neymiş ki böyle? Bunlar teknik olarak su deposu herhalde. Öyle gözükmesi için yapmışlar. Peki kayda değer burada gezmemizi gerektirecek veya gezmemizin bizim için faydalı olacağı bir şey var mı? Target. Nota kutusu var. Şunlarla bir ara müzik yapmak istiyorum bu arada. Belki de o modpack bu modpack'tir. Bütün köylüler buraya depolanmış neyse. Bu su odası. Ala yan sonunda yanmadan geçebildik şuradan. Gördüğüm en inefektif yerleşim yeri bu arada. Bir köylü için. Neden buraya yerleştiniz ki? Siz de mi yoksa dwarfsunuz benim gibi? Burada ne varmış? Burada bir oda var. Gold nugget, patates. Al patatesi. Emerald, güzel. Papiye almıyorum. Hiç gerek olacağını sanmıyorum çünkü. Aşağı inen bir yol daha. Aşağı inen bir başka yol daha. Sanırım bunun bir kısmı mob spawn yerleri. Diğer burada çok güzelmiş ya. Ben bunu yaparım ya. Ya bu kadar güzel durmazlar normalde fakat resource pack her şeyin daha böyle orta çağdan kalma durmasını sağlıyor. Özellikle torchlar, resimler. Buraya daha inmemişler. Burayı daha kazmaya başlamamışlar. Buraya da sanırım öyle bir görüntü vermeye çalışmışlar diye düşünüyorum. Burada ne var? Wandering Trader var. Bakalım Wandering Trader'ın bize verebileceği bir şey var mıymış? Taş karşılığı Emerald veriyor. Emerald karşılığı ekmek veriyor. Yine klasik Apple karşılığı Emerald veriyor. Anvil'ımızı tamir edebiliyormuş. Gunpowder. Lure 5 Fishing Rod. Ama Lure 3 Fishing Rod'la beraber tabi. Raw Gold'dan Gold. Keşke seni buradan kucaklayıp taşıyabilsem. Taşıyabilsem gerçekten götürürdüm. Şimdi Emerald karşılığı ne veriyorsun? Ekmek. Bir tane şuradan bir Emerald alabiliriz. Onun dışında burada kalsın. Burada ekstra bir şey yok. Dolayısıyla ben seni öldürüp senin elmanı çalacağım ki gördüğüm bir sonraki Mobile Trader'dan bunun karşılığında elma alabileyim. Öl artık be. Heh, tamamdır. Elmaya karşı Emerald verdikleri için ve sık sık çıktıkları için diyeyim. Bunları gördüğünüzde eğer trade'ini yapamıyorsanız bile elmalarını çalın. Öldürüp. Bu sayede bir sonraki trader'a denk geldiğinizde onları kullanabilirsiniz. Bu odaya girmiştik. Sende chest yok fakir. Sende var mı? Tabii var. Bütün odalar birbirine girdi. Bunlar aynı yere mi açılıyor? Bu odalar hep aynı yere açılıyor. Evet. Hatta bir kapıyı açtığımızda öbürünü de triggerlıyor. İkisi birden açılıyor. Buradan zaten geldik. Onun dışında yine bir miktar şey. Ben bir şey satmıyorum. Fena değil. Yalan olmasın. Peki sizlerin bookshelf'ini çalsam içine kitap çıktı. Solar Strike Spellbook. Ben sizin kitaplarınızı bir hacılayacağım ya. Çünkü kesinlikle kendim de bir şey yapmak istiyorum. Enchanting mekanı yapmak istiyorum. Bu arada Arcanus yazan kitaplara böyle kırdığınızda içinde kaç tane yazıyorsa ki onlar da 4 yazıyordu. Size o kadar kitap veriyor. Ve büyük kitabı veriyor. Neden yani kitaplar da vermiyor. Dolayısıyla bunları gördüğümüz yerde kırmak gerçekten mantıklı. Bu kapıyı açmış mıydık? Aynen. Merhaba abi. Heal Spellbook. Solar Strike Spellbook. Peki bunları öğreniyor muyuz? Yoksa... Right left left. Nasıl right left left? Nasıl yapılıyor ki tam olarak? Mesela bu. Asa mı gerekiyor? Buna bir bakmak istiyorum açıkçası. Sanırım bunları yapmamız için şeye asaya ihtiyacımız var. Arcanus modunun asasına. Şöyle tıkladık. Bu arada bununla ilgili de şöyle bir şansımız var. Daha önce bir ametist mağarasına denk geldiğim için ametist mağarası içinde devasa pembe şardlar bulunan mağara. Oradan biraz sökmüştüm. Dolayısıyla buradan çıktıktan sonra direkt oraya gidip kendime bir tane asa craftlayacağım ve nasıl çalışıyormuş görmek istiyorum açıkçası. Son şurayı da bir gezelim. Burada bir mağaraya açılan yok. Ya buradan end kapısını bulursak bu arada çok gülerim. Ama yoktur herhalde o kadar da değil.
sürülen turnuva vesaire. Yine de buranın markını tabii ki silmeyeceğim. Belki de gerçekten en portalın olduğu yerdeyizdir. Her ne kadar pek öyle gelmese de. Çünkü orada normalde köylü olmaması lazım normal şartlarda ama bilmiyorum. Evet, deneyelim bakalım. İşe yarayacak mı? Ametist ve iki tane stick'ti galiba recipe. Bunlar twig'miş. Stick'imiz yok mu? Vardır ya. Var var. Aynen. Tamamdır. Stick ve innate one. Güzel. Ve sanırım yaptığımız büyü başında şey veriyor. X veriyor. Ve daha sonra bir sonraki seviyeleri upgrade oluyor diye düşünüyorum. Adept ve Mastermind olmak üzere. Çok da emin değilim ama. Peki manamız nerede? Manamız su barımızın üstünde çıkıyor. Aynen. Güzel. Merhaba canım. Diğer büyü kitaplarında neler var? Solar Strike, Launch. Launch ileri atılma. Solar Strike sanıyorum ki göklerden gelen bir yıldırım gibi bir şeydi. Magic Missile, Heal. Niye bunlar farklı büyüler? Solar Strike, Uncommon. Bunlar hepsi Uncommon değil mi? Aynen öyle. Efsanevi bir şey bulmamışız ama. Solar Strike, Left Death Right. Ne diyelim? Oo. Bu hoş olmadı sanki. Ve manamız da bu arada kırmızı bara geliyor gördüğümüz gibi. Galiba büyünün kalitesine bağlı olarak. Sağ sağ sol. Sağ sağ sol. Heal neydi ki? Sağ sol sol. Ha, tamam, sağ sağ sol değilmiş. Okey, durduk yere sopalandık çünkü. Manayı çok fazla harcadığımızdan mı hasar alıyoruz? Yoksa acaba şeyimiz mi az? Susuzluğumuz mu çok azaldı? Yok, karnım açmış direkt. Hiç. Solar Strike fenaymış ama sanırım birazdan menzilli yapsak daha iyi olur gibi. Kendi kafama yıldırım indirmem hoş olmadı. Heal. Ne kaldı? Launch ve Magic Missile kaldı. Launch ve onları da bir bakalım bakalım mesela. Launch neymiş? Right. Sağ sağ sağ. Oo. Oo, hem de vurdu, vardığım yerde patlıyorum. Çok yükseğe çıkamıyormuş ama yalan olmasın. Magic Missile left. Abi bu modpack büyü moduyla çalışıyoruz. O kesin oldu. Ve sanırım bu Arcanus Forbidden Arcanus'taki Arcanus'tur ya. Kesin odur yani. Ve modpack'in olduğu yerler genellikle güzel oluyor açıkçası. Pardon, bu modun olduğu modpack'ten genellikle güzel oluyor, öyle söyleyeyim. İyi, güzel vakit geçireceğiz gibi. Şöyle bir de herhangi bir moba vurabilirsem. Kaç vurdu acaba mesela? Az vuruyormuş bayağı. Bayağı az vuruyormuş bayağı. Oo. Oh, the master found what if... Ne alaka ya? Nerede benim cesedim? Cesedimi ver bana. Her neyse. Sonuç olarak biraz büyü modlarından gideceğiz gibi duruyor. En azından bu modpack'in içinde. 4 level kaybettik durduk yere şurada örümceği üstünde atış deneyimleri yapıyoruz diye. Yine de şu solar şeyi bir üstünde deneyeceğim. Solar Strike'ı. Left, left, yapamadım. Çünkü çok suyun dibindeydim ve Spell Mist dedi zaten suyun içinde olduğum için. Altın kaskım da kırıldığından dolayı şu an suyun üstüne çıkarsam ben de hasar alacağım. Dolayısıyla bu modpack'i suyun altında bitiriyoruz. Bu bölümü suyun altında bitiriyoruz gibi. henüz abone olmadıysanız ölmek üzere. Abone olursanız sevinirim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Umarım keyifli bir modpack olarak geçiyordur. Kiminiz teknoloji modlarını daha çok seviyorsunuz. Ben de açıkçası daha geniş kaplı içinde makine içeren modları daha çok seviyorum ama... Ara sıra da böyle maceraya da dönmek iyi. Çünkü 5. artık mekanizm görürsem kusacağım arkadaşlar. Dolayısıyla benim için de bir değişiklik oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.